Merhabalar. Efendim, ayağım hayli oranda çok fazla kötü oldu. Ambulansı aradım. Şu an gelecek, alacak beni. Ondan sonra tüm vücuduma vurdu. Yani şuradan göstermek istemiyorum. Gerçekten çok kötü oldu. Hazırlandım, şu an hazırım. Ambulans bekliyorum. Sesim az geliyor, canım yanıyor. Bari mi? Sesin az geliyor. Ben ayağımdan belki iyileşir dedim. Nereden bileyim kötü olacağını? Daha fazla. Şu an duyuyor musun? Tatmin oluyor musun Maviş? Şansım da yok, hastaneden şey yapacağım. Çıktıktan sonra. Bakalım. Her tarafım şişirdi efendim. Her tarafım şişti. İlk günde aldırsaydım, ikinci günde alçıya. Ya bir de tek dişin de buraya gelmesi beni çok şey yaptı. Yok maalesef yanlış anlamadım ama. Tek dişin buraya gelip ardı ardına körüklemesi ondan dolayı. Yani ne bileyim ben anlamadım. İlk günde gitmem gerekiyordu herhalde. Bana o kadar söylediler ya. Vallahi billahi ya. Kollarıma, her tarafıma vurdu ya. Her tarafıma vurdu ya. Bacaklarıma, baldırlarıma, kalçalarıma bana ne kadar vurdu ya o ayak. Çağırdım. Ambulans geliyor şimdi. Günaydın Özgeciğim, günaydın. Ambulans gelene kadar konuşayım bari. Aurora da buradan şey yapıyor. Kız Gollum yayını değil bu. Üzülüyor. Ne yapsın? Bir de efendim evime şey gönderiyorlar. Bize gönderiyorlar. Ben de seviniyorum. Kaç taraf mı ödedi? Döner gönderiyorlar. Çorba, kelepaça gönderiyorlar. Ben de seviniyorum. Soruyorum.
Yok diyor. Mahsus yapıyorlar. Bir de iğne var. Onu vurdurtacağım. Üstüne basmayacaksın. Sol üstüm. İşte basamıyorum ki Murat. Murat Bezey. Bir de canım şey istiyor. Hayatta şey yapmazdım. Şiireli baklava, kek, tatlı türü yani. Kan şekerimi çok her tarafıma vurdu. Gelsin ambulans şu an yolda. Belki dedim iyileşir dedim. Nerede? Daha fazla oldu. İşte şey geçen epilepsi nöbeti geçirdi. Düştü. Ondan dolayı tek parmağımın biri şöyle düşünün efendim. Ayak parmağım olarak düşünün. Serçe parmak, ayak parmak. Oradan her tarafa şey oldu. Şimdi daha da çok kötü oldu. Ya. Doğrudur Murat Bezik, doğrudur çünkü bacaklarımın üzerine kadar çıktı, kalçalarıma ve şu omuzlarıma varana kadar üstüne basa basa. Evet, doğrudur. Şimdi orada şey alırlar ya, iltihabı varsa alırlar. Ondan sonra da şey yaparlar, ne derler hani alçıya alırlar yani. Tabii kaç gündür üstüne bastım. İlk gün olsaydı gitseydim böyle olmayacaktı Murat Bezik. Doğru söylüyorsun sen kardeşim. Yüzün bile şiş. Sibel. Evet. Evet canım, evet. Ya. Doğru. Yüzüm şiş, bacaklarım şiş, omuzlarım şiş, her tarafım şiş. Ayağım tamamen. Alçıya aldır abla daha iyi olur. Zaten ambulansı bekliyorum. İlk günden aldırmadım daha hata yaptım. Gerçekten. Ambulans geldiğinde kapatacağım ha. Ona göre. Zil çaldığında. Ondan sonra hastane önünde açarım. Bilgi verdim size. Evet.
gelmiş demiş ki neyi mal etme. Kız çağırdım ya ambulansı geliyor. Ondan sonra yine kim bakacak Aruşka'ya? Kim benim şeyimi? Ben. Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Sağlık görevlileri hariç. Devletimiz hariç. Beni sevenler hariç. O tekliş var ya. O Fuat. O Roy biliyor. Roy biliyor. Sivis Gülüs'ten bak ne haldeyim. O Fuat benim arabamı almak için ölmüş anneme neler etti. Bacıma neler etti. Ya. Üzüntülüyüm, üzüntülüyüm. Ya. Gülistan beni bırakmaz herhalde bu üzüntülü halimde. Şu an ambulans bekliyorum da kameradan bakıyorum. Ama Gülistan da geldiği zaman madilik alıkıyor. Madilik alıkmadan şey yap Gülistan. Serdar kardeşim hoş geldin. Eğime şey gönderiyorlar. Pizza. Kelepaça. Kim gönderdi? Karşı taraf ödedi mi? Yok. Yapmayın. Yemin ederim lokantaların isimlerini alırım. Yapmayın böyle ya. Çirkin bir şey ya. Vallahi iyi bir şey değil yani bu. Gönderecekseniz kendiniz parasını ödeyin gönderin. Abi diyorum karşı taraf ödedi mi? Yok diyor. Ne yapayım diyorum. Sen adın diyor Sibel Baysal değil mi? Evet Sibel Baysal diyorum. Tamam abla diyor bu paketin üzerine gelmiş diyor pizza kelepaça misali. Kaç taraf ödedi mi diyorum yok diyor. O zaman ne yapayım abi diyorum. Geri getir. Ben söylemedim. Yapmayın böyle. Ödeyeceğiniz gerçekten Sibel Baysal'a yollayacağınız menü ne olursa olsun kendiniz ödeyin gönderin. Lokantacı, kuryeleri, çalışanları meşgul etmeyin. Hakkınız yok buna. Zaten benim param olsa ben söylerim. Ben söylemeden kendiniz söylüyorsunuz. Gönderiyorsunuz buraya. Kıcıklığına mahsus yapıyorsunuz. Dalga geçiyorlar. Doğru. Ne olacak kız öbür dünyada? Dalga geçsinler istedikleri kadar. Ambulansı bekliyorum da. Bir yandan da şeye bakıyorum kameraya. Bir tane patican vardı. Dedi ki ya Sibel abla ben seni çok seviyorum. Severek takip ediyorum dedi. Fazla uzatmayayım.
O zaman Şükran yayınındaydın. Şükran dedi ki ne, o zaman şimdi göndersene diyor. Karışık kebapla Aruşka'ya şeyi. Kanatı. O da diyor ki ne, ya ben bugün gönderemem diyor. Tanımıyorum, yemin ederim profili dahi yok. Yani profilinde resmi yok. Bir hafta sonra yollarım dedi. Ay bir hafta geçmeden 3 gün sonra karışık kebap gönderdi, kanat gönderdi. Haydi hoş geldin. Kardeşim ambulans bekliyorum. Ondan sonra Aruşka'ya ayrıca kanat yaptırmış. Bir altın seri renginde yüzlük rakı göndermiş. Ama kim olduğunu gerçekten bilmiyorum. Patrican olarak da bilmiyorum. Hayda ambulans bekliyorum ablam. Ayağım çok kötü oldu. Şeyi aldıracağım. Belki alırlar orada. Alçıya. Çok kötü. Vücudumun her tarafına dağıldı. Şuradan da arayabiliyorum herhalde. Değil mi? Bakayım ne oldu? Neredelermiş? Buranın şeye... Acil Çağrı Merkezi. Hoş geldiniz. Görüşmeleriniz kaydedilmektedir. Acil Çağrı Merkezi. Abi az önce aramıştım ya Sibel Baysal. Evet. Gülmez sokaktan. Ambulans gelmedi. Okul Mehmet Paşa doğru mu? Doğru. Arıyorum. Lütfen bekleyin. Yasal yolları ben çok iyi biliyorum. Çünkü herhangi bir şeyi burada dinletmek olmaz. Evet, yola çıkmış ambulans geliyor. Yaklaşmak üzereymiş. O yüzden kapattım sesi.
Sana cevap veremeyeceğim. Okuyorum buradan. "2989. Beyefendi, size mi kaldı?" Sanki ona kaldı ya. Konuşuyor orada. Kim olduğunu da bilmiyorum ya. Kim olduğunu bilsen dahi ona cevap vermem. Ben ayağımın derdindeyim. Siz oradan böyle yapın. Öğretmenim melekleri, hoş geldiniz efendim. Ellerinizden öpüyorum. Nasılsınız? Yarın efendim, bugün akşam sizinle yayınım olacak. Şengül ablayla da konuştum. O da gelecek, Ro da gelecek. Şu an hastaneye gideceğim. Ambulansı bekliyorum sevgili öğretmenim. Evet. Yani bunu da buradan açıklamak istiyorum efendim. Öğretmenin melekleri geldiği için aklıma geldi. Yarın akşama yapacaktı zaten. Şengül ablayla konuştum ben. Dedim ki, Şengül abla sen evinde kaç tane köpek mi istiyorsun? Dedi ki, 4 tane mi istiyorum? Öğretmenin melekleri üretken olaraktan beslemiyor. Peki Yasmin? Yasmin'e de buradan sesleniyorum. Yasmin, sen şu anda evinde 40 tane, 50 tane kedi var. Onlar nevalanıyor. Üretiliyor yani. Yarın bir gün 100'e çıkacak. Sabit olan köpeklere bakarım. Şengül'de olan 4 tane. Öğretmenin iyiliklerini seni yarın akşama doğru alacağım. Şengül'le beraber. Belki bir desteğimiz olabilir. Ambulans geldi. Arışkı da burada.
Kalk kızım buradan. Bir anne ayağını şey yapsın. Kurbanım. Kurban olsun anne sana. Geldim geldim efendim. Geldim. Geldim. Merhabalar. Ambulans tarafınız olmuş herhalde. Evet, evet. İyisiniz değil mi? İyi değilim abicim. Köpeğimi oradan şey yap, ona çok üzülüyorum. Evet. Yardımcı olayım ben size. Efendim? Yardımcı olayım mı? Buyurun gelin. Telefonu bir kapatabilir miyiz? Neden? Sibel. Tamam doğru. Size yardım ben yok. Çekmiyorum. Yok çekmiyor tamam. Sıkıntı yok. Gelin abi. Ben şu anda nereye çekiyorum? Bina mı? Gel buyurun. Gelin. Seni ne çekeceğim ya? Ben bilmiyor muyum? Buyurun buyurun abi. Gelin. Prosedürü. Ya bilmez olur mu ya? Sen buraya gelip ambulans. Sen buraya gelip daha önceden aramızda bir tartışma olmuştu. Sürekli ben buraya ambulans istediğimde arkana polis şey yapıyoruz. Onun mahkemesini de ben kazandım. Buyurun gelin bir yardımcı olalım size. Çekmiyorum. Evet. Zaten yasal olarak da biliyorum kanunları. Ama şu an ayağımı çekmek zorundayım. Evet. Ayağımı evet efendim şu anda buyurun. Ayağım çok kötü. Kötü olmazsa zaten şey yapmazdım. Yok yok ambulansa daha önceden bir problem olmuştu. Sene kaçta? 2019 mu? 2000 hangi? Ha şuna mı bineceğim? Kapatayım şeyi. Şöyle çevireyim. Ha. Görüyorsunuz ayağımı. Ben yasal kuralları çok iyi bilirim.